Sevgili dostlar merhaba ben Ahmet Konanç, Ahmet Konanç YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Fenerbahçe gündemini, Fenerbahçe'deki gelişmeleri gün ortası yayınımda sizlerle paylaşacağım. Bazı konularda yanlış anlaşılmaktan gerçekten çekiniyorum. Bugün benim fikrimi merak edenler için Vitor Pereira'ya dair fikrim net olarak şudur. Koşulsuz şartsız Vitor Pereira ile hemen bugün yollar ayrılmalı diyen bir noktada değilim Fenerbahçe yıllarca her sezonu iki bazen 3 tane teknik direktörle girdi devam etti bitirdi ve bunun acısını çok yaşadı Önce Vitor Pereira'yı bir dinlersin. Eldeki kadro bu. Bu sistemde ısrar mı edeceksin? Edeceksen sebepleri nedir? İkna olursan devam edersin. İkna olmazsanız kesinlikle geçtiğimiz sezonki gecikmeyi yaşamadan bu değişikliği yaparsınız. Benim görüşüm Vitor Pereira'nın bugüne kadar gelen süreçten ötürü size sunduğu raporun sizi ikna edip etmemesiyle alakalıdır vereceğiniz kararın. Yoksa hemen her sezon Ucu açık birçok değişiklik yapılması, değişikliğin değişikliği getirmesinin Fenerbahçe'ye bir faydası değil, hatta zarar olduğunu ben de düşünüyorum. Yine ifade etmek istediğim bir konu daha var. Ana konu bantlerine, başlıklarına, haberlere geçmeden önce. Sevgili Fenerbahçelilere naçizane sakinlik tavsiye ediyorum, öneriyorum. İçeride düşman yaratmak kadar saçma bir şey yok arkadaşlar. Görüşünü söyleyen insana saygı duyulur medeni ölçülerde tartışılmak isteniyorsa, itiraz ediliyorsa tartışılır. Herkes takımının iyi olmasını ister. Yani herkesten o onu dedi, bu bunu dedi deyip hemen bir düşman yaratmak fayda değil, zarar getirir. Artık şu, ötekileştirme usulünden vazgeçin. Saygı duyun ve kenetlenin. Şimdi Emre Belezoğlu 3'te 3 üç yaptı değil mi? Müsaadenizle bir şeyleri konuşacağım. Bakın Emre Belezoğlu Fatih Terim'den sonra her Galatasaraylı'nın takımın başında görmek isteyeceği bir teknik direktör figürüdür. Neden? Emre Belezoğlu'nun tarzı tıpkı Fatih Terim'in tarzı ve futbol anlayışı gibi bu ligin gerçeklerine, bu ligin püf noktalarına çok uyuyor. Bu ligin püf noktalarını barındırıyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Galatasaray Fatih Terim daha Galatasaray serüveninin başındayken 96-97 sezonunda ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-0 yenildiğinde Fatih Terim istifa ettiğinde istifayı kabul etmedi. Faruk Süren başkandı. "Devam ediyoruz." dedi. "Gidemezsin." dedi o maçın gecesinde istifasında. Fenerbahçe'den 4 yedikten sonra sonra Fatih Terim o kendisiyle devam eden Faruk Süren'le 4 yıl üst üste şampiyon oldu. İşte 2000 yılında da UEFA Kupası'nı kazandı. Emre Belezoğlu ise sonradan teknik direktörlük görevine geldiği takımda 10 maçta bir yenilgi alıp bir yenilgiyle sonradan geldiği takımda şampiyonluğu kaçırdı diye görevine son verildi. Neyse. Bunu neden söylüyorum? Bunu aslında Pereira'yı da bağlamak istiyorum. Hemen bugün kayıtsız şartsız gönderin diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Ama dinlemek lazım, anlamak lazım. Sizi inandırmıyorsa bir an şüphe etmeyin. O zaman gönderin. Ama hala raporları, projeleri sizi inandırıyorsa o zaman devam edin ama o zaman da sorumluluk yüzdüğü size aittir. Başarıda olduğu gibi başarısızlıkta. Şimdi bir Beşiktaş konusuna gideceğim. Yine Fenerbahçe ile bağlantılı sonra Fenerbahçe'ye geleceğim. Ömer abi, Ömer Faruk Ünal hakemler Beşiktaş Trabzonspor maçını yönetmek istemiyor dedi. Neden acaba sizce? Ben size bir şey söyleyeyim. Trabzonspor Fenerbahçe maçını da birçok hakem yönetmek istemedi. Çünkü maçı yöneten hakemin başına gelenler ortada. Ve Beşiktaş'ta Bakın arkadaşlar bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali Fenerbahçe'den daha düşük. Sakatlıklarla çok ciddi boğuşuyorlar. Bu ileride daha da ciddi sorgulanacak. Fenerbahçe'de bir ara çok sert sorgulandı. 2. Sergen Yalçın'ın motivasyonu geçtiğimiz gibi değil. Sezon başında oynadığı o 2-3 reklam filminin kendisini çok olumsuz etkilediğinden bahsediliyor. 3. Sezon başı kampının hazırlık döneminin iyi geçirilmediği yine başta Gökhan Töre ve Oğuzhan ve yine Kenan olmak üzere birçok oyuncunun kendilerinden beklenen performansın çok altında kalmasının da Beşiktaş'ı çok olumsuz etkilediğinden bahsediliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sezonu tamamlayabilir mi? Tamamlayamazsa Şenol Güneş geri mi döner? Bunları ileride konuşuruz ama Beşiktaş'ın bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de oynayacağı maçların Sergen Yalçın'ın artık daha ciddi sorgulanması anlamında ya da sorgulanmaması anlamında belirleyici olacağını ifade edelim. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Biraz oradan biraz buradan sizi sıkmadan bol haber vererek bol e, konuları önünüze getirerek bir video yapmak istedim. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Arkadaşlar Sayın Başkan Ali Koç'un pek böyle Samandıra'ya gitme alışkanlığı yoktur. Gitmek istemez. Ama son olaylardan sonra Samandıra'ya tesislere eskisinden daha fazla gideceğine dönük bazı bilgiler var. Yine Mesut Özil'in takımla dün yaptığı konuşmanın da Sayın Başkan Ali Koç'un bilgisi dahilinde olduğu, hatta önerisi dahilinde olduğuna dönük de bazı bilgiler var. Bu şu demek? Ben Mesut'a güveniyorum. Sen de bunu bil Mesut Özil bu takıma sahip çık. Vitor Pereira, Mesut Özil bu takımın asli unsurudur. Sen de ona göre bundan sonraki yol haritanı belirle. Demektir değerli arkadaşlar Ha Mesut Özil gibi yine çok yetenekli bir oyuncu olan Pelkas'ın da Hoca ile bazı problemleri olduğu Bu sistemin kendisine uymadığından şikayet ettiği Ve devre arasında e, satılmasına müsaade isteyeceğine dair bazı iddialar da var Ben bu iddiaların doğru mu yanlış mı olduğunu şu an bilmiyorum Ama Pelkas'ın son maçta 42. dakikada devreye 3 dakika varken oyundan çıkarıldıktan sonra kenarda adeta hayata küserek oturmasından sonra bu iddiaların doğruluk payının yüksek olabileceğine inanıyorum. Şimdi Vitor Pereira'nın bazı hareketleri, davranışları takımı yönetim biçimi başkan Ali Koç'u da çok zor duruma düşürüyor. Bakın başkan Ali Koç'un transferlerini sorgulatıyor Vitor Pereira. Neden? Üstelik Vitor Pereira döneminde alınan Rossi, Berisha, Crespo, Meyer, Burak Kapacak Bunlar Burak Kapacak hiç oynamadı da diğerleri de kulübenin yolunu tuttu. Bu oyuncuların hem de fırsat transferi olarak alınan bu oyuncuların yeterince oynamaması, ilk 11'e bir türlü kanalize olamaması en azından yarısının bile Ali Koç'un da durumunu, transfer politikasını sorgulatıyor. Yani Vitor Pereira sadece bu tarafıyla bile Sayın Başkan'ın ve yönetiminin transfer hamlelerini sorgulatan hareketler yapıyor. Fenerbahçe artık bir değişime gitmek zorunda. Mesela Antwerp maçında sonra Kayseri maçında milli aradan önce Galatasaray maçından önce içerideki lig maçında Kayseri maçında Fenerbahçe'de Berisha'nın, Sosa'nın, Mert'in, İrfan Can'ın Mesut'un sakatlığını sürdüğüne dair bazı bilgiler var. Bu oyuncuların ilk 11'e girmeleri ve Fenerbahçe'deki yetenekli oyuncu sayısını ilk 11'de arttırmaları lazım. Tüm bunlarla birlikte Artık sadece teknik direktörün durumu değil, yönetimin durumu da tartışılıyor Fenerbahçe'de. Hatta dün Tahir Abi Tahir Kum çok ciddi bir iddiada bulundu. Sayın Aziz Yıldırım'a dair. Aziz Yıldırım'a hafta içinde başkan adayı olması için istek gidiyor fakat sayın Aziz Yıldırım kesinlikle reddediyor dedi Tahir Kum. Ben şunu ekleyebilirim. Sezon başında Mayıs ayındaki kongrede, kongre öncesinde Aziz Yıldırım sayın başkan eski başkan yine aday olmak istemiyor. Fakat Aziz Yıldırım'a yakın çevreden bir aday çıkarılması için çok ciddi çalışıldı. Fakat kimse çıkmadı. Ve Sayın Başkan Ali Koç tek başına yine güçlü bir şekilde seçildi. Bunun gereğinde yapması lazım artık. Ha bugünden sonra da Tahir abinin anlattığından anladığımız şu Sayın Aziz Yıldırım adaylık düşüncesi yok ama çevresinden bir aday kongre ne zaman olur bilmiyorum ama mutlaka aday olarak çıkacaktır. Saadettin Saran'ı da ilk kongre ne zaman olur bilmiyorum ama o kongrede aday olarak göreceğinizi yine bilgi Temelli olarak sizlere ifade edeyim. Bir bilgi olarak sizlere yine vereyim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın Fenerbahçe sahada can çekişiyor. Özellikle 3 maçtır. Fenerbahçe ileriye gidemiyor. Neden? 3 tane stoper, 2 tane orijinal olmayan kanat bekle oynuyor. Ve bu adamlar çok yoruluyorlar. Öndeki adamlar da yalnız kalıyorlar. Herkes deli gibi koşuyor. Oyundan düşüyor. Ve kopukluklar haliyle başlıyor. Futbolcu teknik direktör ilişkisi çok önemli. Arkadaşlar bakın Aykut Kocaman Başakşehir'de pek oyuncularla o ilişkiyi kuramadı. Özellikle Vişça ile. Takımın ağa babası Vişça. Emre Belezoğlu Vişça ile o ilişkiyi kurdu. Hatta Vişça'nın Fenerbahçe'ye gelmemesinin sebeplerinden birisi Emre Belezoğlu'ydu. Bakın bir bilgi veriyorum haber veriyorum. Çünkü araları çok iyi değildi ama gittiğinde başarı için kenetlendiler ve o ilişkiyi kurdular. Bakın Vişça atıyor attırıyor. Yeniden bir çıkış yakaladı. Emre Belezoğlu 3'te 3 yaptı. Bu önemli bir detay. Ha şunu söyleyeyim Pereira Mesut Özil ve şimdi de Pelkas'la başta olmak üzere bazı oyuncularla ilişkilerde sıkıntı yaşıyor gibi. Pereira bu sorunu takım içinde çözmesi gereken kişi. Bu ilişkilerin kurulması lazım. Şunu da söyleyeyim Fenerbahçe'nin başına geçmek için daha önce dört büyüklerde hadi Fenerbahçe çıkaralım hadi Fenerbahçe dahil görev yapmış diğer takımlarda da görev yapmış bazı yerli teknik direktörler hazırda bekliyor. Bunu da bir bilgi olarak yine söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe hedeftir, rüyadır. Fenerbahçe bir hayaldir kariyer noktasında. Şimdi bir şey daha. Ahmet Çakar'ın bir yazısı vardı hep söylüyorum. MHK şantaj o bu iddialı temelli. Erman Toroğlu 3 gün önce A Spor'da MHK'den bahsederken mafya kelimesini kullandı. Babalar oğullar dedi vesaire. Hiçbir şey olmadı. Dün söyledim bu videoda da hatırlatıyorum. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bunu da böyle bir araya sıkıştırmak istedim. Arkadaşlar bu akşam şimdi bu yayında konuşmadığım Mesut Özil ve Vitor Pereira'ya ilişkin çok özel, çok detaylı bir bilgi var. Sansürsüz futbolda saat 8.30'da konuşacağım canlı yayında. Sizlerden rica ediyorum ayrıca. Her zaman yaptığınız gibi lütfen beni o canlı yayında yalnız bırakmayın. Sansürsüz futbolda bu akşam saat 8.30'da gol çizgisi programımda canlı yayında buluşalım. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında saat 8.30'da buluşmak üzere. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. Bu akşam canlı yayında o haberi sizlerle paylaşacağım. Sizlere vereceğim. Hoşçakalın. Fenerbahçe'de kalın. Sağlıcakla kalın.